Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber gelin peş notlarını biraz yakından inceleyelim. 3.24'ün yeni peş notları yayınlandı. Yenilik duyurusu yapıldı. Biz de vakit kaybetmeden peş notlarını inceleyelim. Beraber size önemli olan kısımları ufak ufak anlatarak geçeceğim. Çok videoyu uzatmayacağım. Ama bu videodan sonra peş notlarının nasıl bir şey olduğunu nasıl çok anlamış olacaksınız. Şimdi gelin videoya geçelim fazla lafı uzatmadan. Öncelikle arkadaşlar buradan başlıyorum. Challenge'liklerini geçiyorum. Burayı hiç atlayalım direkt. New Content'ler. Secret Wisp diye bir Wisp geldi. İki tane yanınızda bir tane yaratıcı olacak arkadaşım. Bu yaratıklar sen ne yapıyorsan senin yaptığını taklit edecek bir nevi. Güzel bir skill'e benziyor. Support gemi e benziyor. Kullanışlı olabilir. Automation biliyoruz zaten. Call to arms biliyoruz zaten. Bunların ne olduğunu bilmiyorsanız eğer. Benim şortlardan izleyebilirsiniz. Benim şu şortta en kötü duyurusu diye gösterdiğim şorta bakabilirsiniz. Detaylı bak şekilde bilmek istiyorsanız. Şimdi geçelim başka. Artık Wailed Scarab diye bir Scarab var. Açtığınızda stack deck gibi. Hani Divination kartlarda stack deck neyse. Scarablarda da Wailed Scarab o oldu artık. Burada Wailed Orb olayı değişmişti. Onu zaten göstermiştim. Şuradan izleyebilirsiniz Wailed Orb'umuz. Orb'un nasıl bir şeye dönüştüğünü izlemek için bakabilirsiniz. Artık Divine Orb'lar vesaire 20 stack olacak. Bu da çok güzel bir hamle. Snowbox'ları mini ve farkında görebileceğiz. Endgame improvement'ları da geçebiliriz buradan. Çok önemli endgame improvement'ları yok. Tier 17 map'ler geldi. Yeni 5 tane Tier 17 map'i geldi. Onu göstereyim burada. 75 Tier 17 map nereden düşecek peki Tier 17 map'leri? bu şey Tier 16 map'lerden. Voice stone'ları takarsanız her biri voice stone binde 5 ihtimalle şey getirecek. Tier 17 map düşürme sağlayacak ve 4 tane takarsanız %2 şansa %2 şansa tier 17 mapleri düşürebiliyorsunuz. Tier 17 mapler ne? Sağda solda kalmış, kenarda köşede kalmış bossları almışlar. Tier 17'nin içine boss diye koymuşlar. Atıyorum Heis boss'u vardı mesela. Sanctum boss'ları vardı mesela. Utred, Allroad gibi boss'lar vardı. Katarina boss'u vardı mesela. Katarina boss'u, Sanctum'un boss'u vardı mesela. Lysia. Bunları almışlar. Tier 17'nin içine koymuşlar. Modları ciddi anlamda zor modlar. Tier 17'nin içine koymuşlar. Buraya gelip onları keserseniz size ne atıyor peki? Evet. Uber boss'ların fragmentlerini atıyor. Uber boss'lar da değişti. Buna da burada değinsek fena olmaz aslında. Uber boss'lar değişti artık. Normal mesela Atlas'tan aldığımız pointlerle beraber direkt girebiliyorduk. Normal Maven'ın fragmentine giriyordu. Maven burada. E. Uber Maven oluyordu. Veya Shaper'ın fragmentine giriyordu. Uber Shaper oluyordu. Şimdi artık o olay kalktı. O artık onunla artık sadece Shaper'a girebileceksin. Uber Shaper mı girmek istiyorsun? Bu fragmentlerden düşüreceksin. Ya yani Uber Series mi girmek istiyorsun? Normal Series fragment ile giremeyeceksin artık. Bir daha bunları düşürmen lazım. Bu yüzden de bu t çok 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 güzel para getirir gibi gözüküyor. Ama tabi zorluğu da bir o kadar zor. Çünkü boss fightları da değiştirmişler. Biraz daha zorlu yaptık diyor. Raid Lord Unique Helmet gelmiş değişmiş. Şunu da göstereyim burada. Gördüğünüz gibi bu Raid Lord Helmet bu şekilde olacak. Mükemmel yani. Her bir koyduğun yastığa jewel başına artı bir Skepr alacaksın. Spekre ve artı 2 all minions skill gem. Çok hop. Üstüne bunu koymuşlar mana storm. Bir nevi arc mage alıp Mana Storm diye ayrı bir şilde koymuşlar. Bu yine op. Ama buradaki şeyleri değiştirebilebiliyorsun. Mesela o utility 1 ile 3 arasında mı değişiyor acaba? Yoksa 1 mi maksimum? Ya da mana flask mesela 3 ya. Life flask 1 ile 3 arasında değişiyor mu? O önemli. Eğer değişiyorsa bir nevi belt ile beraber petfinder almış oluyorsun. Bunu mesela dd koyuyorsun templara. O petfinder'a dönüşüyor. Bu yüzden çok op olabilir bu belt. Sonra bu gloves bana biraz çöp gibi geldi. Ama kullanışlı olabilir belki başka boyutlarda ama bana biraz garip çöp gibi geldi. Şu mükemmel alimat. Özellikle shockwave totem için çiçek gibi alimat. Neden bir shockwave totemle hem ses, sap şey, hem sipel demişten yararlanıyorduk. Hem key speed'den yararlanıyorduk. Fakat şöyle bir şey var. Şunu bilmiyoruz. 200 mana harcarsan 15 reş kazanıyorsun. Peki biz endrich ile Kullanırsak enerjiyi daha alıyoruz. Onu mana yerine sayar mı? Sayarsa mükemmel çok betüsem. Saymazsa kötü. Bizim için. Sonrasında yok yok bunu biliyorsunuz flicker strike bu ne kullanıyordum bunu da bufflamışlar ufak bir map device olayı artık legion sprint legion emblemlerini yapmanız gerekiyor legion emblemlerini tamamlayınca yapılıyordu map device geçiliyordu 5'li şimdi artık bundan valdo tier 17 map yapacaksın yani şunları yapacaksın da bunları hangi boyut yapabilecek ya o da soru şunu hangi boyut yapabilecek ya bunu yaparsan anca 5. slot açılıyormuş. Bu biraz kötü olmuş ya bu üzücü olmuş. Çünkü diğer adam diğerinde 40 50 kaos veriyordun bütün tem, amlemleri alıyordun gidiyordun. Yapmasan bile oluyordu yani. 5 dakika içeri duruyordun tertemiz alıyordun 5. slot. Şimdi artık o olay kalkmış. Voice Stoner dediğim gibi tier 16 mapler %0.5 şansla tier 17 map düşecek diyor. Bu güzel bir şey. Bu yüzden bu iş sonları erkenden ittirmek çok önemli. Ay var mı? 80'lar aynen. 80'ler kalktı arkadaşım komple. 80 diye bir şey yok artık. 80'leri biz stek olarak bulk olarak satın alalım dedik. Hani trade olabilsin dedik. Adamlar etmiş kaldırmış. Biz diyoruz bak bulk alalım. Niye kaldırıyor? Kaldırmışlar. Peki tamamen kaldırılma muhabbeti nasıl oluyor? Kaldırıp karaba getirmişler. Atıyorum 80'ın seksantın şey 80 ve beyond'un 80'i vardı. Beyond'un 80'ini kaldırmışlar. Fakat 80'i alıp Skarabı koymuşlar. Bunun gibi değişiklikler yapmışlar. Artık 80'lerde olduğu gibi skaraplara patır kültürü eklemişler. Bu yanı bir tık kötü. Hani çok fazla juice yemeyeceğiz. Eskiden 80'te juice istiyordun, alma koyuyordun, üstüne bir de Skarabı da koyuyordun. Çok güzel juiceleyebiliyordun. Şimdi o olay kalktı. Üstüne bir de Aynar Alva Junko artık Master'lara giremeyeceksin Map'te duvarsan. Bunlar için özel şey skarap getirmişler. Bunları da skarap atabileceksin. Yani map'e 4 skarap atabileceksin. 5. slot açabilirsen o da. Ve 4 skarap atabileceksin. O 4 Scarab'ı da kaliteli iyi seçmen lazım. İyi bir loot almak istiyorsan. Evet günü 80'ler vesaire GG oluyor tabi bu durumda. Sanktum'daki ev 80'leri genelde wheeled Scarab'a dönüştürmüşler. Skaraplar. Çok fazla Scarab beklenmiş. Değişik skaraplar gelmiş. Şu şekilde gösterebilirim onu. Skaraplar bu şekilde. Delirium skarap. Ultimatum skarap. Bir de ultimatum skarap of bribing gibi. Değişik modlar getiren skaraplar var. Divination skarap of completion. Bu da çok güzel. Bunda da bir kart eğer düşerse herhangi içeride map'te düşen bütün kartlarda geçerli bu. Her düşen karttan %20 ihtimalle full stack düşüyor. Atıyorum şöyle örnek verebiliriz buna. unrequited low düştü mesela. Maze mapini yapıyorsun kardeşim. Maze mapini yapıyorsun. unrequited low düştü. 5. Beş, Unrecated love. 16 stick düşecek gibi düşünebilirsin. Bu çok 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 op. Yani bu mükemmel bir scarab diyebiliriz size. Ama tabi drop rate'leri ne kadar olacak? Ne kadar kolay gözükecek? O da var. Zor da gözükebilir bunlar. Invitation'lar işte artık girilemiyor. Invitation'lar ayrı bir şekilde drop değil. Onun da detaylı olarak şu şekilde bakabilirsiniz. Şurada anlatmıştım. ikinci olayda. Tamam bu kadar. Atlas pasif kiri Atlas'ta çok şey değişti. Atlas'ta bayağı şey değişti. Wandering Petler, Stream oflar falan kalktı. Yerine değişik modlar geldi. Ama bu Atlas seriye burada hiç girmeyeyim diyorum. Videoyu uzatmayayım diyorum. Bunun için ayrı bir video koyacağım arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz. Ama Atlas seride genel olarak hoş değişiklikler var. Güzel değişiklikler var. Mesela Wandering Pet kalkmış örnek veriyorum. Ama mesela yerine gelen Diğer modlar da çok fazla artmış. Atıyorum 4 Blight Cont Blight Encounter ile kapışma olayı veriyordu. Yüzü 4 Blight ile karşılaşma 12 veri vardır Ya yani Wandering Bed de aslında 8 veriyordu gibi. Ama şimdi 12 verecek. Wandering Bed eklenmiş gibi bir nevi aslında. Bu açıdan çok güzel. Şimdi oralara fazla girmeden geçiyorum. Esanslar. Bu çok büyük nerf. Esans parmını yok eden bir nerf hatta. Çok kötü bir nerf. Çok kötü. Beyaz maplerde esans parmadığında en fazla artık screaming düşebilecek. Yellow veya red maplerde farmladığında en fazla shrieking düşebilecek. Bu çok sağlam nerf. Bunu niye yapmışlar bilmiyorum ama o da Garip yani ya. Diğer bir maplerde biliyorsunuz memory farmı atıyorduk. O çok güzeldi. Şimdi Yellow map'te bilasam maksimum Shrinking düşüyor. Eskiden defeningler falan filan alıyorduk patır. Şimdi olay artık kalktı. Sonra gelelim. Bu worry research, Azing research vesaire vardı. Bunlar normal artık değişti. Tradeable currency oldu. Atıyorum Azing normal bir Yeni Torp oldu. Peki bunların yerine ne geldi? bunları yerine gelenler güzelleri söyleyeyim sadece. Şöyle göstereyim. Ezinkin Research, Ezinkin Research'a getirin bir Beyond veriyor. Ardından Vorici Intervention'a getirin Delirium Scarab veriyor. Atıyorum. Hilok nereye gelebilir? Hilok Fortification'a gelebilir. Skaraplardan seçiyorsun istediğin bir tanesini gibi gibi bunları bu şekilde yapılabilir yani. Jun yapmak bir tık mantıklı olabilir bu sayede. Çünkü Scarab almak da var. Lig aslında Scarab farmlama ligi olacak bir nevi. Bir dünya Scarab farmlayacağız. Scarab farmlayan çeşitli farm metotları olacak tabi. Ben size tabi güzel en iyi farm metotlarını çok yakın zamanda yine videolarını çekip atacağım bu kanala. Bu kanalda her şeyi bulabileceksin arkadaşlar. Sonradan para nasıl kasılır, yapmam lazım, hangi atlas taktikleri, hangi boyutları kasmam lazım o konuda hiç endişeniz olmasın. Burada sadece şimdi atlası şey peş notlarını biraz inceleyelim geçelim. Bazı mapler silinmiş. Bu silinen maplerden en, yani keşke silinmeseydi diyeceğimiz Caldera, City Square, Coves Map'e, Dark Forest vesaire bunları diyebiliriz. Bazı maplerde geri gelmiş. Bu maplerden de Toxic Sever Tower mapı vesaire Devlet Katedral güzel. Pantasmagoria güzel. Geri kalanlar pek iyi değil. Kiraj map modları bunlar oluyor arkadaşlar. Kiraj map modlarında baya bir map modu var artık. İstediğimiz gibi basabileceğiz. Burada en dikkatimizi çeken tabi 5 yolsuzluk Beyond. Beyond olayı güzel olabilir. 50 e delik başında tainted pozingler falan çok pahalı oluyor. O açıdan güzel olabilir. Skill gemlerde bazı gemler bufflanmış, bazı gemler nerflenmiş. Ana olay şu. Bu yılda 20 poin da en fazla oynanan gemler patır kütür dökülmüş, nerflenmiş. En az oynanan gemleri de bufflamışlar. Bu açıdan güzel. Az oynanan gemler tam istediğimiz gibi. Yani olması gereken hareketler bunlar. Bunlar sağda görmek istediğimiz hareketler tam olarak. Az oynanan gemleri bufflamışlar. Çok oynanan gemleri nerflemişler. Olması gereken de bu zaten. Burada ufak ufak değinirsek böyle çok fazla detaya girmeyeceğim. Video çok çok uzamasın. 50 dakika olmasın vesaire diye. Burada bir Frost Billing Winterly Blast build'i vardı. Onu yok etmişler artık. Ardından Kinetic Bolt of Fragmentation biraz nerflenmiş. Penal Sprint of Dissipation yok etmemişler ama çok sağlam nerflenmiş. Onu bilin yani. çok sağlam nerflemişler. Sonra Sniper Mark Nöflen'li biz bunu CWDT bu build'imizde de kullanıyorduk. Tornado Shot'lar da kullanıyordu. O build'de de kullanıyorduk. Abi buna nerf gelmiş. Yani %6 more damage bile mi gitmiş oldu. Ardından Stam Stormraft of Indation var bu da gitmiş. Summer Raging Spirit çok fazla oynanıyordu. 38 more damage direkt silmişler abi. O da çok büyük nerf. Golemler böyle ufak ufak bufflanmış. Tornando Shot çok pis nerflemiş. Yani öyle bir nerflemişler ki artı bir daha gitmiş. Mana cost artmış. Attack speed, base attack speed'i 100'den 80'e düşmüş. Baya bayağı GG olmuş yani artık daha kullanılmaz gibi. Ama Lightning Arrow vesaire dokunmamışlar. O güzel olabilir yani MF vesaire Lightning Karo, Chaos Toxic Rain'den vesaire yapılabilir. Asyan'dan Chancellor'e Gardina Binörf de buradan gelmiş. Gardina Binörf de de buradan yok etmişler. Sonrasında Bon Barrier muhabbeti var. Bon Armor veriyordu. Minionlar da mükemmel iş yapıyordu. Bu çok güzel tanklıyordu Fakat bu olay GG olmuş. Bitmiş. Yani bon Armor'ı kaldırmışlar. Ama yerine şöyle bir şey getirmişler. Bu biraz op olabilir sanki. Minionların %1 iki kadar seni leech yapar diyor. Hani si minionlar vuracak senin canın olacak. Çok op olabilir belki. Hani çok değişik büyükler ama işte hasar bura miyin yok ki. Hani ada bakalım. Bir SRS vardı onu da yok ettiler. Bilemedim. Belki bir şeyler çıkabilir ama ama Bonarmor'un gitmesi çok büyük nerf tabi. zaten az oynanıyor Şimdi daha da az oynanacak. Stunt Threshold muhabbeti vardı Blood Knot alıyorduk biliyorsun 2 tane Jevel alıyorduk Bu Jevel'lerle beraber bayağı tanklaşı yapıyorduk yani hit demeyecek karşı çok büyük tanklık sağlıyordu Neden? Stunt Threshold'u Enhanced'de çeviriyorduk Enhanced'i 1'e düşürüyorduk yani çok azaltıyorduk Ondan sonra bütün yediğimiz hitler stunlayan hitler oluyordu stunlayan hitler de recover life alıyorduk Bu şekilde de bütün hitleri tanklayabiliyorduk yani tek atmasın yeter ki Burada şu onu değiştirmişler. Enerji standart shot based enerji muhabbetini kaldırmışlar. Onun yerine is added to your standard shot. Bu yüzden de o olayda kalkmış diyebiliriz aslında. GG olmuş o da. Sonrasında Dreamer Notable'ını biraz parmaklamışlar. Yani İngiliz maksimum mana gitmiş. Bunu biz explosive trap'te kullanıyorduk. Bunu anoidliyorduk. Manarik şey vardı bunda mana azaltma vardı. Unique itemler ralı keşi ayakkabısı vardı biliyorsunuz. Bu ralı ayakkabısı değişmiş. Bu ralı ayakkabısını şöyle göstermem gerekirse hemen Rala keş impatiyans. Şurada arkadaşım 30 moment vardı. 30 moment kalktı. Ben bunun çok bir sınıfleneceğini düşünüyordum. Öyle böyle diye sağından solundan paramparça edecekler diyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Bu bot hala sapasağlam duruyor. Sadece 30 moment yok. 30 Moment'da koymaz yani. Hala çatır çatır kullanılır bu. Bence çok güzel oldu bunun değişmemesi. Ben bunu ya kurtaramaz diyordum. Paçayı doğru yırtmış. Şöyle bir şey var. Çok o, o yanı çok kötü. Reduce mana cost of skill vardı. Biliyorsunuz flasları aldığımız. Onu kaldırmışlar. Yani flaslardan Reduce mana cost alıyorduk. Mage falan onu çok op yapıyorduk. Şimdi artık o olay kalkmış. O bir üzücü bitik Yani bunun niye sebep neydi ki? Sonra şöyle bir şey kaldırmışlar arkadaşım. Addition elementar res alıyordu klaslardan biliyorsunuz. Elementar resist suffix olarak geliyordu. Bu çok güzeldi. 5 modifier vardı. Eskiden 40 resist alabiliyorduk abi. 40 resist 37 resist alabiliyorduk. Şimdi yalnızca 18-20 resist alabileceğiz. Bu çok kötü ya. Bunu biz CVDT'de de kullanıyorduk. Bunu niye böyle yaptılar Bilmiyorum ya bu kadar nerflemeleri çok kötü. O yüzden Quick Silver yerine CVDS'de de artık Bismuth Plus kullanabiliriz. O direkt Base Rest verdiği için o bizi paklar gibi. Tatlılar geri gelmiş. Tatlılar burada gelen tatlıları yazmışlar. Ama şu var burada değişen tatlıları yazmışlar. Atıyorum Skill Effect Duration veriyordu artık 3 chaos resist verecek gibi. Burada şey yok ama şöyle bir muhabbeti global defans tatlısı gelirse çok hop biliyorsunuz o global defans tatlısı varken AFK Uber Uber Elder yapıyorduk CVDT ile. Eğer o tatlı gelirse çok hop olur. Neden? Bütün small passive pointlere small passive pointlere global defans veriyorduk. Ve gidip 1800-1700 vart yapıp AFK Uber Uber Elder dahi yapabiliyorduk. Şimdi o global defans statüsü var mı yok mu bilmiyorum. Sizin bilginiz varsa söylersiniz. Buraya yazmamışsa, buraya yazmadılarsa getirmediler anlamına mı geliyor? Yoksa burada sadece değişiklikleri mi yazdılar? Onu bir bilen varsa yorumda belirtirseniz Burada şöyle bir şey var. Rare Monster Item Bonus Mechanics are now rare. Artık daha bir nadir olacak bunlar. Ve bazı bonuslar kaldırıldı diyor. Mesela bütün itemler düşen itemler Scarab olarak düşer. Bu sayede Scarab patlamaları görüyorduk biliyorsunuz 50-60 tane bir anda. O olay artık kalktı mesela. Bunlar silinmiş bu burada. Bu da kötü bir şey tabii özellikle MF'ler için. Arkadaşlar peş notları bitti. Peş notlarını bitirdik. Anlatacağımız önemli yerlerin hepsini de anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi geçelim Peto güzel asıl şeyine ufak ufak update'lerini anlatayım. Fakat Lig mekaniğine bu videoda değineceğim. Lig mekaniğini ayrı bir video çekeceğim onun için. Video için çok fazla uzatmayalım. Şöyle modlar gelecek maplerde. Bu şekilde seçip seçip girebileceğiz. Ardından böyle modlar olacak gelen yeni korpslarda, yani öz cesetlerde Bu cesetlerle itemler yapacağız. item yani base item'ı düşürme olayını yapacağız o düşürmeyi o düşen base item'ı kendimiz spesifik modlarla düşüreceğiz kendimiz seçebileceğiz atıyorum bot düşüreceksin speed modifier koydun botta speed modifier sadece movement var o zaman %100 movement düşecek mesela bunun gibi değişik şekilde etkileyebiliyoruz o düşen itemleri. Veya bunları direkt eğer bilmiyorsak nasıl yapacağımızı saplayabiliyoruz. Eğer direkt tradable yapıp saplayabiliyoruz. Bazı itemler var çok 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 op gözüküyor. Aşırı op gözüküyor. Yani mesela burada sap resminde 34 damage recoup var. Çok op ve gem cannot bir Can be socketed in this item. Color. Bu da çok OP. Neden? Diallo'da vardı bu. Mavi gemi alıp kırmızı sokete koyabileceğiz. Kırmızı gemi alıp yeşil sokete koyabileceğiz. Bu da fena değil. Ama aşırı OP olan bu. Hubri socket. Bak burada bir helmet'ta maximum power şarj var. Bu sadece Warlord'dan geliyordu normalde. Şimdi kardeşim bu normal gelmiş, düşmüş böyle ve herhangi bir şekilde şey yok kendi influensi yok yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz bunun üstüne Helmut diyeyim burada str diye bunun üstüne varlort egzi atıp Maximum Power Shards'ı geçirebilirsin hani diyeceksin ki abi şimdi bir mod var üstüne bir mod daha nasıl gelecek şey gibi düşünün Helmutları rarity craft diyorduk ya hem prefixe hem suffixe. eğer bu Maximum Power Shards e, buradan koyacağımız prefix olduğu için Artı 2 maksimum power şarjı olabilir. Hani Warlord Exile ile beraber. Çok 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 pop olur. Üstüne bir de Corrupt attık. Val while attık. Val'den ne gelirse aktif bir maksimum power şarj. Çok, çok 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 o pitemler bizi bekliyor. Kim bilir ne gibi modlar var böyle. Merakla bekliyoruz bakalım. Burada da Mevum'a Speed Cannot Modify herhangi bir şey. De. Temporal change vesaire. Seni yavaşlatan hiçbir şey yemeyeceksin. Bu da çok güzel. Bu unique itemleri zaten değinmiştik başta. Sonrasında şöyle şeyler olacak. Harmless proc olacak. Burada tatluları düşürme olayı olacak. Bunları link mekaniğinde ayrı bir şekilde değineceğim. Splinter of tool. Atıyorum belli bir yaratığı, yaratıkları ya da yaratık pekini bu şekilde ayarlayabileceğiz. Atıyorum bu yaratığı attık ya diyelim. Bu yaratıktan tool artık düşebilecek. Splinter of Tools ya da Tattoo'yu düşürebileceğiz. Map'e girmeden önce düşecek yaratıkları ayarlayabiliyoruz. Onları modify edebiliyoruz bu şekillerde. Bu da fena olmayan değişik ama burada Tattoo dışındakiler hep çok gibi geldi bana. T17'lere değinmiştim. Artık Uber elde Uber'lar değişti. De Onların da kendi ayrı fragment oldu. Atlas 3 değişikliği çok güzel. Artık Atlas'la bir tane atlas ayarlamayacaksınız. 2-3 tane atlas ayarlayabileceksiniz. Bir atlası yaptınız. Bitti. Diğer atlası da yapacaksınız. Bu sefer map'e girmeden önce seçebileceksiniz. Birinci atlas mı? ikinci atlas mı? Atıyorum. Harvest lisans bir atlas yaptın. MF atlasım var bir de. Bir de Blight atlasım var. Bu çok op olabilir. Yeni gelen gemler bu şekilde. Tornado of Elemental, Archetat of Penetration, Artillery, Balesta of Focus, Scout Arms ve Automation. Başka bir olay da yok. Dediğim gibi lig mekaniğine vesaire farklı bir videoda değineceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olun zili açın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da desteğinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşürüz.